Sen de gel, gel. Gel abi gel. Bu millet 2 dakika düşünecek. Oy veren 2500 lira alıyor. Oy alan aylık 10 bin dolar maaş alıyor. Yemesi içmesi her şeyi bedava. Uçaklar cabası, saraylar cabası. Saraylar sizin için yapılmadı. Saraylar Katarlılar için yapıldı. Yapılan 5 saray da Katarlılara satılacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Doları bunlar dipten aldılar. Fransa'ya boykot, onunla kavga, bununla kavga, 8,5'a çıkarttılar. Hoppala bir gecede sattılar. Toplam Türkiye genelinde 250 milyar dolar. Milletin hızlı inip hızlı çıkmasından dolayı, doların hızlı düşmesinden dolayı 250 milyar dolar milletin kaybı var. Bu para nerede? Kim dipten aldı, kim 8,5'tan doları sattı? Kim biliyor bunu? Merkez Bankası biliyor. Oraya talimatı kim veriyor? İkinci bir husus. Twitter'da, Facebook'ta ya da YouTube kanallarında bu iktidarı eleştirdiğin zaman adamın ismi yok, kimliği yok, adresi yok. Polis, savcı, işi gücü bırakmış yandaş avukatlar. Konuşanları mahkemeye çağırıp avukatları korkutarak para kazanıyorlar. Bakın bugün saray adına hareket eden milyonlarca avukat var. 150 bin dava var. 150 bin dava çarpı 10 bin paraya bak. Yani avukat diyor ki ben diyor aha bu Tayyip'i eleştirdi. Hakim savcı benden. Veririm mahkemeye, alırım 10 bin lira, 5 bini saraya, 5 bini bana. Yani artık her yerde götürüyorlar. Güzel kardeşim, bir cumhurbaşkanı kendi milletini mahkemeye verir mi ya? Bunu Bülent Ecevit yaptı mı? Alparslan Türkeş yaptı mı? Turgut Özal yaptı mı? Demirel yaptı mı? Seni seçeni sen mahkemeye verebilir misin ya? Böyle bir şey var mı? Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençler. Bakın ben milliyetçi kökenli bir adamım. Milliyetçiliği de kimse bana yutturmasın. Milliyetçi daha dün mitingden mitinge birbirine olmadık aşağılık kelimeleri bırakıp da koltuk para için fırındak gibi dönmeye benzemez. Milliyetçilik öyle değildir. Şimdi milliyetçiyim diyorlar. 9 milyon mülteci olmuş. Yılda 650 bin çocuğu var. 12 yıldır buradalar. Aylık maliyetleri 10 milyar. Sen neren milliyetçi senin? Milliyetçi dediğin adam ülkesini, vatanını kıskanır. Gelelim Boğaziçi gençlerine. Milliyetçi bir insan olarak onları takdir ediyorum. Cesaretlerinden dolayı da tebrik ediyorum. Kardeşim, sizin evinize sizden başkası karışamaz. Doğru mu? O okulda gençlerin, öğrencilerin okulu. Onların istediği ne? Geleceksen bir yere bileğinle, hak ederek, aklınla, fikrinle, demokrasiyle adam gibi gel. Arkana birilerini alıp yalakalık yaparak gelme diyor öğrenciler. Öğrencilerin istediği demokratik seçim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeysek, demokrasiye de inanıyorsan, tamam mı? Bir kere bu ülkede demokrasi demek millete hakaret. Ama şu var. Şu an ben size YouTube anketi geldi bugün bana. Resmi de var. Bakın göstereyim. Gerçek bu YouTube anketi. Gel abi YouTube anketi. Ne görüyorsun? Ben söyleyeyim. Millet İttifakı %